Merhaba değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve geçen dönem Trabzon Milletvekili Sayın Haluk Pekşen'le birlikteyiz. Avukat Sayın Pekşen'le. İçinde bulunduğumuz hastalık durumunu konuşacağız. Yaygın hastalık diyelim. Malum bu virüsün laboratuvarda özel olarak üretildiğine yönelik ciddi iddialar var. Özellikle Fransa ve Çin kaynaklarından gelen işte laboratuvarda üretildi. Hatta 2018 yılında çekilen yani 2 yıl önce çekilen bir Güney Kore televizyon filminde virüsün adı verilerek işte üretildiği ve çok ölümcül olduğu iddiaları yer alıyor. Tabii enteresan gelişmeler. Bir de efendim bu hastalıktan ölenlerin sayılarının gizlendiği, hasta olanların sayılarının da gizlendiği yolunda ciddi bir kanaat var, bir kaygı var. Devletin işte kamuoyuna doğru bilgileri vermediği şeklinde yaygın bir inanış var. Bunları konuşacağız Sayın Haluk Pekşen'le. Haluk Bey merhaba. Merhaba Sayın Sevinç, kolay gelsin, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz Haluk Bey bu virüsün laboratuvarda üretildiği iddiası ve Sağlık Bakanlığı'nın, AKP iktidarının kamuoyuna doğru bilgi vermediği iddiası konusunda? Şimdi önce birinci soruya yanıt verelim. Yani laboratuvarda böyle bir ürün üretilmiş olup olmadığı konusuna. Şaban Bey, bu konu uzun zamandan beri zaten tartışılıyor. Yani laboratuvar ortamında bu tür çalışmaların yapıldığı ve özellikle hücrenin yapısına ilişkin, hücrenin DNA dizilişine, işte RNA dizilişine, ATP dizilişine ilişkin çok ciddi hücreyi enfekte edebilecek, insan sağlığını tehdit edebilecek çalışmaların uzun dönemden beri yapıldığı, buna ilişkin çok sayıda makaleler, bilimsel araştırmalarla zaten kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugüne kadar da özellikle bugün salgın haline dönmüş olan bu hastalıktan dolayı da çok sayıda geçmişte yapılmış olan araştırma ve kamuoyuyla bilgilendirme paylaştırması yapılmış. Yani bahse konu olan bu virütik hastalıktaki sebep geçmişte zaten bilinen bir sebep. Yani bu ilk kez tespit edilmiş olan, daha bundan birkaç ay önce Çin'de tespit edilmiş olan bir hastalık değil. Bu çok uzun zaman önce tespit edilmiş olan ve son derece tehlikeli, ölümcül sonuçlar olan bir virüs olduğu zaten söyleniyordu. Şimdi ben tabii buraya ilişkin bir bağlantısı olması açısından izleyicilerin de takdir edeceği bir şeyle anlatmak isterim bunu. Bir Boğaziçi Üniversitesi tarafından da yayına alınmış olan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Nano Gelecek adında bir kitap bu. Evet. Yazarı Storz Hal adında birisi, bir profesör. Boğaziçi Üniversitesi de bunu Türkçeleştirmiş ve muhtemeldir ki kendileri de bu konuda bir çalışma yürütmüşler. Şimdi bu kitapta, bu kitap 2012 yılında yayınlanıyor. Bu kitapta yer alan araştırmalara bakıldığı zaman 2004 yılında protein üretmeyi başarmışlar, hücrenin içerisine girmeyi başarmışlar vesaire. Yani son derece teknik bilgilerle, verilerle bunun çok mümkün olabildiği yer alıyor. O zaman akla şu geliyor. Yani bu teknik olarak, teorik olarak yapılabileceği, hatta bunun önemli bir aşaması ta 2004-2005'li yıllarda, hatta bu geçmişte biliyorsunuz kuş gribi, domuz gribi gibi tartışmalar yapıldı. Bunların Endonezya'da laboratuvarlarda üretildiği yönünde. Sonra 2007 yılında Endonezya bu laboratuvarları kapattı. Bu tartışmalar gün gün devam ediyor. Giderek de bu tartışmaların şiddeti artarak devam edecek. Bu mümkün mü? Teorik olarak mümkün olduğuna göre teknik olarak da mümkün olabilir. Ama ortada bir gerçek var ki insanlar bu hastalıktan ciddi olarak büyük bir zarar görüyorlar. Can kayıpları, mal kayıpları ve dünya bundan çok büyük bir zarar gördü. Hiçbir zaman bunun gerçek sebebini, bu bir saldırı mıydı, değil miydi öğreneceğimizi zannetmiyorum. Bu tür bilgiler hiçbir zaman teyit edilemez, bunu hiçbir zaman öğrenemeyiz. Ama sır kalır. Tabii. Bu şeyde, bu teorilerde, bu iddialarda kalıcı olur, değil mi? Evet, şehir efsanesine göre gider. Şimdi buradaki can alıcı bir nokta şu. Balyoz davasını takip ettiğim dönemlerde bir bilgi paylaşılmıştı. O tarihlerde mesela balyoz davası bir siber saldırı davasıydı. Bu bir tatbikattır biliyorsunuz. Balyoz davası NATO'nun da bilgisi dahilinde Türk ordusuna karşı yapılmış haince bir saldırıdır. O zaman bunu çok konuşmuştuk. Yani bu bir siber saldırıyla bir ülkeye nasıl büyük zarar verilebilir? Onu gördük.
Balyoz davası siber saldırı üzerinden Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli bir sistemin içerisine sokulması davasıydı. O bir elektronik ortamdaki planlanmış olan siber saldırı. Burada da bir biyolojik saldırı. Biyolojik saldırı uzun zamandan beri konuşuluyor mu? Konuşuluyor. O halde bir biyolojik saldırı olabilir mi? Pekala olabilir. Şehir efsanesi olabilir mi? O da olabilir. Ama gerçek şu, ülkeler buna tedbir almak zorundadır. Nitekim 2012 yılından sonra NATO bu siber saldırıları ve biyolojik saldırıları da NATO savunma konsepti içerisinde almış ve değerlendirilmiş. Birinci soruya ilişkin kısmı bu kadar özet geçelim. İkinci sorunuzu yanıtlamak istiyorum. Şimdi, kamuoyundan AKP iktidarı kamuoyundan bilgi gizliyor mu? Kamuoyuna doğruları söylemiyorlar mı? Evet. Bu çok önemli Şaban Bey. Şöyle, bu tartışmanın odağındaki insanlara bakarsanız siz değilsiniz, ben değilim. Yani bu tartışmanın odağında medya değil. Bu tartışmanın odağında sivil toplum örgütleri, sokaktaki insanlar değil. Bu tartışmanın odağında eli taşın altında olan insanlar tartışıyorlar kendi aralarında. Bir grup insan diyor ki, bu gruptaki insanlar Tabipler Birliği, üniversitelerdeki hekimlerimiz, tıp insanları, bilim insanlarımız diyorlar ki, hayır bizim müdahalelerimiz, bizim şu anda mücadele ettiğimiz sahadaki hasta sayısı ve ölüm oranları kamuoyuna aktarılandan neredeyse 5 kat daha fazla. Öbür tarafta da Sağlık Bakanlığı bunun tam tersini söylüyor. O da diyor ki hayır bizim açıkladıklarımız doğruyu teyit ediyor. Ancak dün sizin de sorunuza neden olan, kamuoyuna yansımış olan devlet bilgisine baktığında İstanbul'daki dün itibariyle bu hastalık sebebiyle kaybedilen insan sayımızda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı arasında çok büyük bir farklılık var. Bu durumda o zaman akla şu soru geliyor. Gerçekten bilim insanlarının, tıp insanlarının, özellikle Tabipler Birliği'nin kamuoyuna yapmış olduğu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine çok da itibar etmeyin. Durum daha da vahim. Açıklamaları daha inandırıcı geliyor. Ben de bir hukuk insanı olarak doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna gerçeği açıklamasını beklerim. Nitekim siz bu yayına başlamazdan birkaç dakika önce Avustralya televizyonunda bir Türkiye konulu haber oldu biraz önce. Haberde aynen şu ana televizyonlarda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki virüsün yayılma hızının en yüksek olduğu ülke, en hızlı arttığı ülke Türkiye. Bunun nedeni yayılma hızının çok yüksek olmasından değil, verilerin kamuoyuyla gerektiği gibi gerçek verilerin paylaşılmamasından. Belki Türkiye'de Merkel gibi en başından halka doğruyu söylemiş olsaydı, yani o Umre'den dönenleri vesaireyi anlatmış olsaydı, halk belki de bu kadar ciddi bir enfekte riskiyle karşı karşıya kalmayacaktı. Tedbirini o günlerde almış olacaktı. Ali Bey, bir iktidar, bir hükümet, bir siyasa, ülkeyi yöneten siyasal parti halkına böyle bir olayda neden yalan söyler? Şimdi şöyle Şaban Bey, biliyorsunuz AKP'nin 2003 yılından bugüne kadar takip ettiği seyre bakarsanız bunların içerisinde siyaset yapma modeli içerisinde yalan çok önemli bir yer tutuyor. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani o Kabataş'ta bizim kardeşimizin üzerine bir takım deri pantolonlu üstü çıplak adamlar bir takım terbiyesizlikler yapmışlardı ya hani. Bu Kabataş yalanı da siyaset hayatımızda artık yer edilmiş olan tarihi büyük yalanlardandır. Hani camide içki içilmişti ya, o da tarihi büyük bir yalanlardandı. Hani o Türk bayrağı yakılmıştı ya o şey döneminde, gezi eylemleri döneminde, o da tarihi bir yalanlardandır. Yani AKP'nin o kadar çok siyaset hayatında yalanın yeri var ki, bir çok bariz bir örnek anlatayım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde biliyorsunuz İstanbul'da Maltepe'de milyonlarca insan, kaç milyon önemli olduğu önemli değil ama milyonlarca insan orada Maltepe'de işte Millet İttifakı'nın adayını izliyorlar. Öbür tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükçekmece'de konuşuyor. Diyor ki 500 kişi toplamışlar oraya diyor. 500 kişiyle konuşuyorlar. Şimdi maalesef Türkiye'de siyaset hamaset üzerinden buraya kadar geldi ve bence deniz bitti. Niye yapılır? Bunun bedelini kim öder? Halk bunları kendisi sorsun. Yalana inanmanın bedelini insanlar aç kalarak, açlığa sürüklenerek, yoksullaşarak ödemeye başladılar. AKP seçmeni Türkiye'de yoksullaşmanın en ağır bedelini ödeyen, aç kalmanın en ağır bedelini ödeyen seçmen oldu maalesef. Onları da kandıranlar maalesef bu işte
Arabizm propagandasıyla hala Diyanet İşleri başında da bulunan zat gibi şahıslardır. Maalesef. Gerçek bu. Evet. Bir de bu işte Diyanet İşleri Başkanı sorunu var Türkiye'nin maalesef. Bütün Türkiye'de bu hastalık nedeniyle cuma namazları ve camide namaz kılmak hani yasaklanmışken geçici süre itibariyle ama evet. Diyanet İşleri Başkanı işleri namazları düzenleyip milleti adeta şey yapıyor, tahrik ediyor falan. Böyle saçma sapan şeyler ya duruyor Haluk Bey maalesef. Haluk Bey, onunla ilgili bir şey de söyleyebilir miyim? Diyanet İşleri Başkanı'na seçildiği ilk gün görüşümü söyledim. Zaman zaman da fırsat buldukça söylüyorum. Bizim dinimizin en önemli temeli dürüstlük ve adalettir. Dürüst olmanız ve adil olmanızdır. İslam dininin temel kuralı bu ikisidir. Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanı ilk seçildiğinde kamuoyuna şöyle bir açıklama yaptı. Benim çocukluk yıllarımda dedi. Biz jandarmadan kaçardık. Kur'an-ı Kerimleri öteye beriye duvar taşların aralarına gizlerdik dedi. Ben de baktım kim bu? Bunun doğum tarihi ne? Yaşı kaç? Başı kaç dedim. Baktım 1960 mı 61 doğumlu mu ne öyle bir şey. Yani çocukluk yılları demek ki 70'e kadar olan süreç veya 75'e kadar olan süreç, gençlik yıllarına da gelecek olan süreci tamamlayalım. O dönemlerde iktidarda olan evet. CHP değil. CHP'nin iktidarı değil. Dedim ki bu kesinlikle yalan söylüyor. Bu yalan söyleyen bir adamdı. Yalan söyleyen bir adam yer dışında var. Ve bunu defalarca tekrar ettim. Kendisine de sordum, cevap veremedi. Doğal olarak böyle birisi Diyanet İşleri Başkanıysa bundan en büyük zarar gören bizim kutsal dinimizdir. Onun için ben kutsal dinimizi tam da Yaşar Nuri, Allah rahmet etsin, toprağı mekanı cennet olsun, Yaşar Nuri Öztürk'ün dediği gibi biz mütedeyyin insanlar, biz gerçekten inanan insanlarız. Solcular inanırlarsa Kur'an'a inanır. Biz Kur'an'daki İslam'a inanan insanlar. Onun için bu tür hurafelere, hamasete, palavraya inanacak insanlar değiliz. Evet. Yani şunun altını da ben çizmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir yalancı olduğunu tespit mi ettiniz? Yani zaten kendisinin bu söylediği kendi ifadelerinden öyle çıkıyor. Yani, şimdi Şaban Bey bakın o kadar açık yalan söyledi çocukluk ki. Çocukluk dönemi tek parti dönemine gelmiyor. Tabii. O kadar açık yalan söylüyor ki Kur'an kurslarıyla ilgili bir örnek anlatayım size. İşte tek parti döneminde, Cumhuriyet döneminde Kur'an kursları yoktur diyor. Türkiye'nin ilk Kur'an kursu 1927 yılında Of ilçemizde, yani Trabzon'un Of ilçesinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla açılmıştır. 1927. Evet. Hala o Kur'an kursu orada. Hala orada. Duruyor. Evet. Merak eden gidip ziyaret. Hala duruyor mu? Tabii hala duruyor. Peki. Evet. Mimarisi de çok şıktır. Haluk Bey, son olarak şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi malum tarımda beslenme. Şimdi kırsal kesimde çiftçiler ekim yapıyor. Bir taraftan ekim yapıyorlar. Ekim dönemi, bir taraftan da hasat mevsimi aynı zamanda. Ama bir de gıda güvenliği var. İşte Türkiye'nin beslenme sorunu var. Tarımın sorunları var. Çiftçilerin sorunları var. Bunlara yönelik ne dersiniz kısaca? Evet Şaban Bey, ilk günden beri konuşuyoruz sizinle. İlk gün, yani bundan belki bir ay önce yaptığım uyarı şuydu. Hızlı bir şekilde alan daraltması yapılmalı ve buralarda temizlik sağlanmalı. Yani bizim şimdi özellikle erken hasat sağlayan, erken ürün dönüşümünü, ürün gamını yapan yerlerimiz belli. İşte Çukurova, Harran, Antalya, Mersin, o bölgede, Muğla bölgesinde hemen ekim alanı başlıyor, ekim zamanı geliyor ve orada bir kısım ürünlerin hasat zamanı. Dedik ki biz alanı daralsınlar, yani ilçe ilçe sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, 10 gün 15 gün içerisinde hemen orada bir temizlik yapılabilir. Yani hastalık var mı yok mu, bu çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulur ve Türkiye'nin tamamı beklenmez. Oradaki insanlar yeniden işlerine güçlerine kavuştururlar, giriş çıkışlar yasaklanır. Onlar kendi ürünlerini üretebilirler, hasatlarını yapabilirler. Böylece hem tarım ürünleri ihtiyacı Türkiye'nin bir zincir içerisinde karşılanmış olur, hem de o insanlar gelirlerinden olmazlar. Ama maalesef bizim Tarım Bakanı zaten biliyorsunuz o helikopterle yangın söndürme işiyle meşguldür.
cayır cayır ormanlarımız yanarken devletin uçakları bir tarafta Türk Hava Kurumu uçakları bekletilir. O yangın söndürme helikopteri işiyle meşguldür. Başka işlerle uğraşmaz. Ya bu kadar basit bir tedbiri dahi bugüne kadar alamamıştır. Bununla ilgili ivedilikle yapılması gereken şey, bir kez daha söylüyorum, gerekirse ilçeler bazında, yani ürün gamının içerisinde bugünlerde hem ekim yapılması hem hasat yapılması gereken ilçeler bazında acilen karantinalar uygulanmalı. 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde o ilçenin durumu ortaya çıkar. Orada temizlik sağlandıktan sonra hemen ekime veya hasada geçilmesi sağlanmalıdır. Ama bunu yapacak bir Tarım Bakanı'nın olduğunu düşünmüyorum. İl valilerini bu konuda göreve davet ediyorum. Hatta kaymakamları göreve davet ediyorum. Emin olun, oradaki yöredeki halk buna çok hızlı bir şekilde destek vereceklerdir. Bu konuda üzerine düşeni yapacaklardır. Çünkü sağlık kadar da geçimlerini ortaya koymaları için buna elzem bir büyük ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru diyorsunuz. Bunu yani şey, Tarım Bakanı yapmasa da valiler ya da kaymakamlar kendi yetkileri çerçevesinde belki İçişleri Bakanlığı'yla koordine halde yapabilirler diyorsunuz. Aynen öyle. Ben İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bir an önce behamal hemen yapılması gereken iş budur diye düşünüyorum. Peki. Haluk Bey, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bankalara ilişkin bir uyarıda bulunmak istiyorum Şaban Bey. Bir cümleyle. Buyurun. Bankaların televizyonlara yayınlattıkları işte şöyle destek oluyoruz, böyle destek oluyoruz açıklamalarını uygulamaya da geçirmelerini istiyoruz. Bugüne kadar bu yalnızca medyatik bir siyasi sonuca yönelik açıklama olduğunu görüyorum. Halen ciddi anlayabilir uygulamaya geçmiş bir tedbir olmadığını biliyorum. Bankaları uyarıyorum. Halkın, özellikle yatırımcıların, özellikle esnafın, üretenin, KOBİ'lerin altını çizerek söylüyorum. Yani sanayide bugün iş aş üreten, ekmek üretecek olan tesislerimizin borçlarına ilişkin bankacılık tedbirlerini ivedilikle alsınlar. Kamuoyunu doğru bilgiyle bilgilendirsinler. Doğru bilgiden daha büyük hiçbir şeye ihtiyacımız yok bugünlerde. Ne siyasi hamasetlere, ne insanlara moral verecek, nutuk atacak, mangalda kül bırakmayacak lakırdılara. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Gerçeği görüp olabildiğince o gerçekle mücadele edecek olan doğru bilgiye ihtiyacımız var. Evet. Teşekkürler Haluk Bey. Bu bankaların kredi olayını Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendik Palandöken de dile getiriyor. Hakikaten biz de çok feryat duyuyoruz. Bu küçük işletmeler, özellikle küçük esnaf batmamak için, malum şimdi piyasa durdu, batmamak için böyle küçük kredilerle desteklenmek istiyorlar ama bankaların da kapısını çalmaya korkuyorlar maalesef. Haluk Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun, iyi günler olsun. Sağ olun, görüşmek üzere.